Sabah kahvesi. Kanal Sim'den sabah kahvesinden iyi günler, iyi sabahlar sevgili izleyiciler. Bugün 29 Ocak Cuma. Haftanın son sabah kahvesine hoş geldiniz. Herkese günaydın. Hem haftanın hem de ayın son cumasına geldik. Sabah kahvesinde birazdan günlük gazetelerde yer alan haberlere bakacağız. Gazetelerde birkaç konu ön plana çıkıyor. Güney Kıbrıs'ta dün önemli bir zirve vardı. Yunanistan Başbakanı Tsipras'la İsrail Başbakanı Netanyahu Kıbrıs'taydılar. Anastasiadis'le birlikte üçlü anlaşmalara imza attılar. Hem su hem elektrik hem de doğal gazın Avrupa'ya taşınması konusunda. Bunun ne anlama geldiği konusunda çeşitli iddialar, çeşitli görüşler olsa da kuşkusuz bölgeyle ilgili önemli bir stratejik işbirliği anlaşmasına varıldığını söylemek mümkün. Bunda Kıbrıs'ın diğer ortağı, Kıbrıs'ta Türklerin payı ne olacak? Bir pay olacak mı? Çözüm sürecine katkı mı yoksa gerginliğe bir faydası mı olacak bu gelişmenin? Türkiye'nin tavrı ne olur? Gazı Türkiye üzerinden taşıyın ısrarından Türkiye vazgeçti mi, vazgeçer mi? Şu andan itibaren mümkün mü, değil mi? Tüm bunlar yanıtlanması gereken münhal sorular. Bununla birlikte asgari ücret tartışması başladı. Asgari ücretle ilgili bugünlerde toplantılar yapılacak ve elbette ki değişmeyen gündemimiz Kıbrıs sorunu ve su konusundaki müzakereler de gündemdeki yerini koruyor. Farklı haberler de var. Bunları sizlerle paylaşacağız. Ardından sporu, ekonomiyi ve dünyadaki gelişmeleri de İngiltere'de ve Türkiye'de bugün çıkan gazetelerin başlıklarıyla sizlere aktaracağız. Hepinize keyifli, güzel bir gün diliyoruz. Hoş geldiniz sabah kahvesine. Sabah kahvesinden sonra da bugün Cuma ne olduğunu biliyorsunuz. Evet, gazetelerin gündeminde hangi haberler var? Kısaca özetlemiş oldum izleyenlerimize. Tabii ki bu başlıklar da vardır. İzleyenlerimizin de gündeminde, gazetelerin gündeminde yer alan haber başlıkları ama bunun dışında da yine gündemlerinde daha farklı konular da olabilir. Gündemi siz belirliyorsunuz her cuma olduğu gibi. Bugün yine telefonlarınızı bekliyor olacağız saat 8:45'ten itibaren. Ve gündeminizde olan tüm konuları bizimle paylaşabileceksiniz her zaman olduğu gibi. 225-79-97, 225-79-98 numaralı telefonlarımız bize ulaşabileceksiniz. Her zaman tabii ki her ulaşan izleyicimiz aynı konuyla ilgili farklı görüşle ifade edebilir. Bugüne kadar olduğu gibi de birbirimize saygı göstererek birbirimizin görüşlerine katılmasak da eleştirsek de birbirimize saygı göstererek yine görüşlerimizi paylaşabileceğiz hep birlikte saat 8:45'ten itibaren. Evet, bu girizgahtan sonra yavaş yavaş gazetelerin manşetlerine bakalım. Gazetelerdeki manşetler ne söylüyor? Ardından da ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Kendi görüşlerimizi, yorumlarımızı ve perde arkası bilgilerimizi de katmaya çalışacağız. Sabah kahvenizi siz yudumlarken veya yolda, araçta giderken size eşlik etmeye çalışacağız. Hoş geldiniz sabah kahvesine bir kez daha. Manşet turumuza başlayalım. Yeni düzenin manşetinde bugün 3.000 Türk lirasıyla masaya duracağız başlığını görüyoruz. Yılın ilk yeni asgari ücretinin belirlenmesiyle ilgili asgari ücret tespit komisyonu henüz toplanmadı. İşçi sendikaları toplantı çağrısı yaparak vurguladı. Detaylarını paylaşacağız sizinle az sonra. Kıbrıs gazetesinde önemli zirve başlığını görüyoruz. Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail su kaynaklarının yönetimiyle ilgili memorandum imzaladı ve başta enerji sektörü olmak üzere işbirliklerinin ileriye götürülmesi kararına varıldı. Havadis gazetesi aynı buluşmayı manşetinden aktardı. Kıbrıs sorununun çözümünün bölgesel politikalarına sağlayacağı katkıya dikkat çekilen bir dönemde Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail enerji hatları ve interkonekte sistem için işbirliği anlaşması imzaladı. Uzmanlar anlaşmanın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'a kapıyı kapatmadığı görüşünde diyor Havadis gazetesi. Bu zirve başka başlığıyla aktardı aynı haberi Afrika gazetesi. Suda karma yapı, Türkiye'den taşınan suyun yönetimiyle ilgili tartışmalarda sona gelindi diyor Halkın Sesi gazetesi ve taraflar bir formül üzerinde uzlaşmaya çok yaklaştı. Buna göre işletme özelde, yönetim devlete bağlı su kurumunda olacak.
Yönetim kurulunda Belediyeler Birliği'nden bir de üye bulunacak. Su konusundaki ilk öneri de tamamen özel şirket olacaktı. Şimdi hem belediyeler hem devlet hem özel var diyor haber. Belediyeler Birliği, BESK Yönetim Kurulu Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Gönlü'yü ağırladık stüdyomuza geçen gün. Kendisinin ifadeleriyle burada kamu yok, özel var diyor. Ve kontrolün ya da atılacak adımlarda, evet yönetim bizde görünse de atılacak adımlarda onayın aranmak zorunda oluşu da yönetim de ne kadar devlette tartışmasını yaratır şeklindeydi kendisinin açıklaması. Vatan Gazetesi daha önce hiç böyle olmadı başlığını kullandı bugün manşetinde. Cumhurbaşkanı Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Ayde ile görüştü. Daha önce hiç böyle olmadı başlığıyla aktarıldı haber Vatan Gazetesi'nde. Davos'tan soğuk esti. Star Kıbrıs'ın manşeti Ayde, Davos'ta ana aktörlerle görüşme olmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı başlığını kullandı bugün manşetinde. Ortamda temiz toplum, temiz siyaset başlığını görüyoruz. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Başkanlığındaki TDP heyeti Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı'yı ziyaret etti. Herkesin yaptığının hesabını vereceği temiz bir toplum istediklerini vurgulayan Özyiğit, Dizdarlı'nın toplumun beklediği denetim görevini başarıyla üstlendiğini söyledi. İlk dönem karnesi başarısız, öğrencilerin mi? Hayır, Eğitim Bakanı'nın diyor detay manşetinde. Eğitim sendikaları karnesini verdi Eğitim Bakanı Kemal Dürüst'ün. Notlarını düzeltmemesi halinde de ikinci dönem sınıfta kalacağını belirttiler. Evet, bugün çocuklar karne alıyor. Çocuklar karne alırken yarı yıl karnelerini, karnedeki notlar ne olursa olsun karneye değil çocuğun yüzüne bakın veliler olarak ve çocuğun hayallerini ve çocuğun geleceğini yıpratmayacak cümleler kurun. Vücut dilinizde ona göre olsun. Çocukların karnelerinde kırık not olabilir, düşük not olabilir. Hepsi 10 olmayabilir, hepsi 8-9 da olmayabilir. Ama o çocuk belki de günün birinde dünyanın en iyi, bölgenin en iyi, ülkenin en iyi sporcusu, atleti, sanatçısı, ressamı, marangozu, tamircisi bir şeyi olabilir. Çocuk illa da matematikten mükemmel olmak zorunda değil. O yüzden çocuklara bu şekilde davranın. Unutmayın ki onlar çocuk ve siz de çocuktunuz. Onların yaşındayken siz de oynamak istiyordunuz. Biz de öyleydik. Dolayısıyla bu ölçük karne, değil o. Karne yani, notları bir yere kadar ölçüdür. Bu sisteme sonra göre başarılı mıdır, başarısız yani mıdır çocuk? Yani sadece işte hep öğretmenler ya da konunun uzmanları ezbere dayalı bir sistem olduğunu söyler. Bu sistemin başarılı olmadığını söyler. Başarısız olan sistem. O sisteme göre çocuk oradaki notlara bakıldığında başarılı olmayabilir ama bu hayatta başarılı olmayacağı anlamına gelmez. Ezberi iyi olmayabilir o çocuk, iyi ezberi olmayabilir o çocuğun ama daha farklı alanlarda başarısı olabilir. Şu an o ezbere adapte olma konusunda sıkıntı yaşayabilir örneğin küçük yaşlarda bakıldığında, daha sonra daha iyi olabilir ya da geleceğiyle ilgili o çocuğun başarılı olacağı başka alanlar vardır. Bir sistem kurduk biz, doğru ya da yanlış ki hep eleştiriliyor. Eğitimle ilgili uzmanlar tarafından da doğru bir sistem olmadığı söyleniyor. Yönlendirme açısından da doğru olmadığı söyleniyor günün sonunda. Ne oluyor? Günün sonu çocuk başarılı olmadığında, oradaki notlara bakılarak başarılı olmadığında bu çocuğun başarısız ya da zeki bir çocuk olmadığı anlamına gelmez o notlar. Dolayısıyla ailenin farkında olmadan çocuk üzerinde yaratacağı etki, o psikolojik yara çok daha hafife alınacak bir şey değildir. O evet, daha önemlidir. Orada yazan birkaç nottan. Evet, ne olursa olsun çocuğunuzun arkasında, yanında durmak gerekiyor. Eğer kötü giden bir şeyler varsa da düzelecekse sevgiyle düzelecek. Sevgisiz, kızarak, bağırarak düzelmez. Çocuk yaşta daha da kökleşir ve kin, nefret yerleşir. Psikologlara tabii ki danışmak lazım daha detaylı görüşler için. Değerli izleyenler, gazetelerin manşetlerine baktık. Sırada basında bugün bölümümüz var. We'll be right back.
Değerli izleyenler, basında bugün bölümümüzde gazetelerin ön sayfa ayrıntılarına bakıyoruz. Yeni düzen 3000 Türk lirası ile masaya oturacağız sözlerini manşet yaptı. Yılın ilk yeni asgari ücretinin belirlenmesiyle ilgili asgari ücret tespit komisyonu henüz toplanmadı. İşçi sendikaları toplantı çağrısı yaparak hedeflerini vurguladı. Devlet Planlama Örgütü'nün Hürriyet Başkanı Latifoğlu'nun açıklamaları, Devlet Planlama Örgütü'nün geçim indeksi rakamını açıklaması gerekiyor. Yeni asgari ücretin bu rakama göre 3000 lira olması gerekir. 2015 Ağustos'da 1830 TL maaş masaya gitmiştik ancak 1730 Türk lirasında kalınmıştı. Bu yıl 2000 liranın üzerinde bir rakam olması gerekir dedi Latifoğlu. DEVİŞ'e bağlı Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, asgari ücret tespit komisyonu bugüne kadar ücreti belirlemeliydi. Dolayısıyla bir an evvel masaya oturulmalı diyor. 4 kişilik bir ailenin masraflarına bakıldığı zaman yeni asgari ücret 3000 lira civarında olmalıdır diyor DEVİŞ temsilcisi Ömer Naşit. İşverenler Sendikası adına ise Mustafa Ağaroğlu, asgari ücret tespit komisyonu tarafından henüz bir çağrı yok. Gerekli değerlendirmeleri masada yapacağız. Şu anda gündemimizde olan bir şey yok dedi işveren temsilcisi Mustafa Ağaroğlu. Doğal gaz ve elektrikte birleşiyorlar. Kıbrıs, Yunanistan, İsrail arasındaki üçlü memorandum bu başlıkla görüldü. Yeni düzende Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında su ve elektrik konusunda anlaşma sağlandı. Toplantıda doğalgazı Avrupa'ya taşıyacak bir doğalgaz boru hattı kurulması ve İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan elektrik şebekelerini birleştirecek denizaltı elektrik kablosu döşenmesi olanakları ele alındı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2015 yılı bilançosu Türkiye ifade ve düşünce özgürlüğü ihlalinde Avrupa birincisi oldu. Tebrikler, tebrikler, tebrikler. AKM'de ihale gerginliği, Atatürk Kültür Merkezi'nin tamirat ve tadilatı ile ilgili 4 yıl sonra yeniden ihaleye çıkılması tartışmalara yol açtı. Detayları içeride veriyor Yeni Düzen. 8022 hapla yakalandı. 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan gözaltı. Bunlar da gelişmiş ekonomimizin kriminal haberleri. Beyaz kimlik indirim bekliyor. İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akan Soy'un 2000 lira olarak belirlenen beyaz kimlik fiyatının 1000 liraya düşürüleceğini açıklamasının ardından binlerce hak sahibi indirim beklemeye başladı. Yeni düzenin sonrasında Kıbrıs'la devam ediyoruz. Sırada Kıbrıs gazetesi var. Önemli zirve başlığını kullandı bugün manşetinde Kıbrıs. Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail su kaynaklarının yönetimiyle ilgili memorandum imzaladı ve başta enerji sektörü olmak üzere işbirliklerinin ileriye götürülmesi kararına varıldı. Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun katılımıyla su kaynaklarının yönetimiyle ilgili memorandum imzaladı. Devlet Planlama Örgütü, devletin beynidir. Kıbrıs'a konuşan Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, Devlet Planlama Örgütü'nün çalışmalarını anlattı ve önemine değindi. Detayları da iç sayfalarında yer alıyor Kıbrıs Gazetesi'nin. Davos zirvesi sonrasındaki ilk görüşme Cumhurbaşkanı Akıncı'yla Kıbrıs Rum lider Anastasiades bugün bir araya gelecek. Destek görememek Kemal Zaim'i yıktı. Gemi konağında atölyesinin yanması sonucu büyük maddi zorluklar yaşayan Kemal Zaim ile ilgili bir haber var. Ercan raporu Dilekçi ve Ombudsman Komitesi'nde Meclis Başkanı Sibel Ercan Havaalanı'na ilişkin ombudsman raporunun kendilerine iletildiğini söyledi. Elektrikteki sübvansiyeler vatandaşın cebinden çıkıyor. İsmet Hakim'in açıklaması. Gümrüklerde 1 Şubat'tan itibaren ek mesai hizmeti verilmeyecek. Bu haberin detayları da Kıbrıs'ın iç sayfalarında. Havadis'in manşetinde kapıyı açık bıraktılar başlığını görüyoruz. Kıbrıs sorununun çözümünün bölgesel enerji politikalarına sağlayacağı katkıya dikkat çekilen bir dönemde Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail enerji hatları ve enterkonnekte sistemi için işbirliği anlaşması imzalandı. Uzmanlar anlaşmanın Türkiye ve KKTC'ye kapıyı kapatmadığı görüşünde. Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail devlet ve hükümet başkanları arasındaki ilk zirvede enerji güvenliğine ve üç ülkenin Avrupa Birliği'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmesine katkı koyacak ortak çalışmaları ileri götürme konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı.
Anlaşma İsrail ve Kıbrıs açıklarında çıkacak doğalgazı Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya taşıyacak bir boru hattı kurulması ve İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan elektrik şebekelerinin birleştirecek kablo döşenmesini öngörüyor. Rum lideri Anastasiadis tarihi diye nitelediği zirvede benimsenen Lefkoşa bildirisinin enerji, turizm, çevre, suyun yönetimi, terörle mücadele ve mültecilik konularındaki işbirliklerinin temel taşını oluşturacağını vurguladı. Yardımcı doçent doktor Hayriye Kahveci ise Havadis'e yaptığı değerlendirmede üç ülkenin de anlaşmayı imzalarken olası bir çözüm veya çözüme yaklaşılan durumda özellikle adanın kuzeyi ve Türkiye Cumhuriyeti ile de işbirliklerinin yapılabileceğine dair açık kapı bıraktığını söyledi. Evet, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail arasındaki bu ittifak acaba nasıl yankılanacak uluslararası camiada ve bu Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri nasıl etkileyecek? Hep birlikte göreceğiz ama kesin olan bir şey var. Yine stratejiyle ilgili önemli bir adım attı üç taraf. Kadın öğretmene şiddet girişimine tepki yağdı sürmanşetteki haber. Hala Sultan İlahiyat Koleji'nde geçen günlerde öğretmenler arasında yaşanan kavgaya ilişkin bakanlık ve polis nezdinde soruşturma devam ederken olay bazı çevrelerce kınandı denilmiş. Feminist atölye aktivisti CTP BG Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, çocukları eşitlikçi birer birey olarak yetiştirmesi gereken bir öğretmenin bir kadın öğretmene sebebi her ne olursa olsun şiddet eğilimi göstermesi kabul edilemez dedi. Şiddetin kabul edilemez bir davranış olduğunu dile getiren Orta Eğitim Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel de özellikle bir eğitim yuvasında böyle bir olayın yaşanmasının daha da üzücü olduğunu belirtti. Şener Elcil de olayın oldukça ciddi olduğuna vurgu yaparak bakanlığın soruşturma başlattığı yönündeki ifadelerinin ise yalan olduğunu öne sürdü. Elcil bakanlığı ciddiyetsiz yaklaşmakla suçladı. Ve Don olayı enginar ve patatesi vurdu. Ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle yaşanan don olayı Türkmenköy'de enginar, patates ve seraya ekilen karpuzu da yaptı. Binlerce lira zarara uğrayan üretici mağdur oldu diyor Havadis. Suçu kabul ettiği haplarla yakalanan vatandaş ya da vatandaş olmayan şahıs önce korktu, sustu, sonra itiraf etti. Polis Geçitköy'de dere yatağında kazalı bir araç tespit etti. Araç Çamlıbel Karakolu'na çekildi. Sürücü ise akşam saatlerinde ortaya çıktı deniliyor. Ve Girne Amerikan Üniversitesi ilk ona girmiş. Ed Universal'ın 2015-16 sıralamasında ilk 10 üniversite arasına girmiş. Küresel başarıları ülkemize getirmeye devam edeceğiz diye de eklemiş Girne Amerikan Üniversitesi kurucu rektörü Serhat Akpınar. Bu arada özür dilerim, bir bilgi aktaralım. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın eşi Meral Akıncı'nın kardeşi Nazemin Cankat hayatını kaybetti. Meral Akıncı'nın acı günü başlığıyla içeride verdi bu haberi Havadis. Lefkoşa Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görmekte olan Nazemin Cankat dün akşam saatlerinde vefat etti. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın eşi Meral Akıncı'nın kardeşi olan Nazemin Cankat'ın vefatı bütün ailesini yasa boğdu. Bugün öğle namazından sonra Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedilecek. Sabırlar diliyoruz Cumhurbaşkanı'nın ailesine ve hayatını kaybeden Nazemin Hanım'ın ailesine. Buradan sabırlar diliyoruz. Başsağlığı dileyelim. Afrika ile devam ediyoruz. Bu zirve başka başlığını görüyoruz Afrika'nın manşetinde. Dün yapılan görüşmeden sonra su kaynaklarının yönetimiyle ilgili taraflar arasında anlaşma imzalandı diyor. Üçlü zirveye dikkat çekiyor Afrika gazetesi. Ve Tersen bu kez Girne'de eylem yaptı. Lefkoşa ve Mausa'nın ardından dün Girne'de de eylemlerini sürdüren Tersen, öleceksek öleceğiz, sonuna kadar direneceğiz dedi. TDP heyeti dün Emine Dirzarlı'yı ziyaret ederek destek belirtti. Çakıcı Meclis'te yaptığı konuşmada bu sorun peşkeş çekmekle ilgili dedi. İzzet İzcan Tahsin Ertuğruloğlu'nu istifaya çağırdı. Halkın Sesi suda karma yapı başlığıyla çıktı. Türkiye'den taşınan suyun yönetimiyle ilgili tartışmalarda sona gelindi ve taraflar bir formül üzerinde uzlaşmaya çok yaklaştı. Buna göre işletme özelde yönetim devlete bağlı su kurumunda olacak. Yönetim kurulunda belediyeler birliğinden bir de üye yer alacak. Su konusundaki ilk öneride tamamen özel şirket olacaktı. Şimdi hem belediyeler hem de devlet, hem de özel var. Türkiye ile imza aşamasına gelen suyun yönetimi konusunda Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun'dan açıklama geldi. Atun Güzelyal'dan itibaren suyun dağıtım, tahsilat ve kontrolünün özel şirket tarafından yapılacağını bildirdi.
UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz da su konusunda CTP ile UBP'nin birbirleriyle görüşerek son şekline getirildiğini söyledi ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde imza aşamasına gelinecek dedi. Yönetimin yap, işlet, devret şeklinde olacağını açıklayan Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti işletmeciliği bize verecek. Öncelik KKTC devletinin olacak. Ondan sonra işletmeye devredilecek. Yap, işlet, devret şeklinde olacak. İşletme istediği gibi fiyat uygulaması yapamayacak. Onları denetleyecek bir kurul olacak. Belediyelere mutlaka kar payı verilecek diye konuştu Dursun Oğuz. Su konusunda ihalenin Kuzey Kıbrıs'ta açılacağı konusunda Türkiye ile anlaşıldığını da belirterek ihaleyi kazanan şirketin belediyelerin hesabına rutin olarak kar payını mutlaka yatıracağını vurguladı. Evet, bu konuyla ilgili gelinen noktanın bugün itibariyle ne olduğunu bilmiyoruz ama açık olan bir şey var. Suda işletme ve yani işletmenin içinde dağıtım ve tahsilat tamamen özele devredilmiş olacak. Bunun adı kamu özel ortaklığı mıdır? Ben öyle bir ortaklık görmedim. Belediyeler Birliği'nin bir temsilcisinin özelleştirilmiş şirkette yer alması özelleştirme yasasında varmış. Ben okumadım ama dün konuştuğum çevreler bunu söyledi. Ama bu ortaklık anlamına gelmiyor. Bir temsilci, bir temsilcidir. 5 kişilik, 7 kişilik, 9 kişilik bir yönetim kurulunda bir kişinin oyu bir oydur. Dolayısıyla bunun adına işletme bakımından kamu özel ortaklığı demek, yani PPP adı verilen Public Private Partnership modeli bu olmasa gerek. Ama gelinen nokta buysa, uzlaşı buysa, ortaya çıkan nokta buysa bakalım ne getirecek. Önümüzdeki günlerde en azından ihalenin KKTC kurallarıyla ve KKTC hükümetinin kontrolü altında açılacak olması, akmazsa damlar da olsa geçmiş dayatılan metne göre, Türkiye'nin istediği şekle göre akmazsa damlar modeli kötünün iyisi diyelim. Çok kapsamlı üçlü ittifak detaylarını aktardık. İsrail, Yunanistan ve Lefkoşa'nın güney kesimi arasında Kıbrıs Cumhuriyeti adına yapılan anlaşma. Fırsatı kaçırmayın. Güvenlik Konseyi Kıbrıs'taki geçici barış gücünün görev süresini 6 aylığına uzattı. 1964'ten beridir her 6 ayda bir usanmıyor ve bu kararı alıyor. Güvenlik Konseyi ne yapacak? Sonuçta karar olmadan burada barış gücü olmaz. Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresi 6 ay daha uzadı. 64'ten bugüne tam 52 yıl geçti. Yani benim yaşımdan büyük, Damla'nın yaşından biraz küçük değil mi? Tabii. Yine ablanım ben senin. Abla. Utanmasana. Damla ablamın yaşından evet, biraz utanmasın. Küçük. Yani şaka bir tarafa 64 yılından beri düşünebilin. Barış gücü var bu ülkede. Evet. Düşünebilin. Düşün o zaman. İşte senden 4 sene önce. En az senin kadar eski. 4 sene. İşte senin kadar eski. Evet, kahvemizi de içtik. Kararda neler var? Kıbrıs sorununa çözüm bulma sorumluluğu en başta Kıbrıslılarındır diyor Güvenlik Konseyi. Tüm güven artırıcı önlemler uygulanmalı diyor. Liderler kamuoyunda olumlu söylemlerde bulunmalı. İlgili tüm taraflar pratik adımlar atmalı. Mayın tarlalarına erişim engellenmemeli. Tüm sivil toplum örgütleri sürece katılmalı diyor. Demek ki hala bazı mayın tarlalarının temizlenmesi konusunda sıkıntı gördü de bunu yazdı Güvenlik Konseyi. Hastat kendi isteğiyle taburcu oldu. Halkın Sesi'nin bizi ölüme terk ediyorlar başlıklı haberiyle ilgili açıklama yapan Lefkoşa Hastanesi Başhekimi Ersan Berksel, adı geçen hastanın herhangi bir hastaneye sevkinin söz konusu olmadığını ve hastanede tedavi edilmeyi kendi isteğiyle reddettiğini kaydetti. Evet, tek taraflı yapılan haberler gün sonunda bir şekilde düzeltiliyor ama kamuoyu başka türlü oluştuktan sonra o kamuoyunun bir kısmı o şekilde bilgilenmeye ve o bildiğiyle yaşamaya devam ediyor. Ertesi gün bu gazeteyi okumamış olabileceği için. Vatan Gazetesi ile daha devam ediyoruz. Daha önce hiç böyle olmadı. Cumhurbaşkanı Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Ayde ile görüştü. Ayde, uluslararası toplumun Kıbrıs'taki gelişmelere karşı ilgi ve desteği daha önce hiç olmadığı kadar fazla dedi.
Kesilen çam ağacı tartışması devam ediyor. Özel mülk içinde olmasından dolayı yasal sorumluluğumuz yok dedi Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı. Yazılı açıklama yaptı ve Mehmet Akif Caddesi'nde iki yetişkin çam ağacının kesilmesi olayında ağaçların özel mülk içinde olması nedeniyle sorumluluğun orman dairesinde olduğunu söyledi. Detaylı manşetinde ise karneler var. Ama bu karne çocukların karneleri değil, ilk dönem karnesi başarısız başlığıyla duyurulan haber. Eğitim sendikalarının Eğitim Bakanı Dürüst için verdiği karne. Sendikalar Dürüst'ün notlarını düzeltmemesi halinde ikinci dönem sınıfta kalacağını belirttiler. İlk ve orta dereceli okullarda 48 bini aşkın öğrenci bugün karne heyecanı yaşayacak. Detay gazetesi Eğitim Bakanı Kemal Dürüst'ün ilk dönem karnesini hazırladı. Eğitimde yetkili sendikalar KİTÖS Genel Sekreteri Elcil ve Orta Eğitim Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel, Kemal Dürüst'ün ilk dönem karnesinin başarısız olduğunu ve notlarını düzeltmemesi halinde ikinci dönem sınıfta kalacağını belirttiler. Atun Su Kıbrıs Türk Sermayesi'ne stratejik kazanımlar sağlayacak dediği TDP Dizdarlı'yı ziyaret ettiği TDP Genel Başkanı Özgeyit, ülkede maalesef yolsuzluklar, vurgunlar, soygunlar, kapalı kapılar ardında alınan kararlar gizli kalıyor, yapanın yanına kalıyor, hiçbir şeyin gizli kalmayacağı, herkesin yaptığının hesabını vereceği temiz bir toplum istiyoruz dedi Emine Dizdarlı, dün de Damla'nın konuğuydu Radyo Gazetesi'nde. Özelleştirmeye direniş, telsen eylemlerini Girne Telekomünikasyon Dairesi'nde sürdürdü. Büyük ikramiye Girne'ye gitti. Piyangoda kazandın mı? Girne'den al dediğin bileti de saklan. Evet, Girne'ye gidip aldım. Evet, biz bileti de unuttuk. Alalım. Evet, neyse. 075-01 yani 07501 numaralı bilete isabet etti. 450.000 Turkish lira. Türkiye İfade ve Düşünce Özgürlüğü İhlali'nde Avrupa birincisi oldu. Ne güzel. Başarılarınızın devamını diliyoruz Sayın Erdoğan, Sayın Davutoğlu ve ekip arkadaşları, siz arkadaşları. Star Kıbrıs'ta devam ediyoruz. Davos'tan soğuk esti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs özel danışmanı aydı. Davos'ta ana aktörlerle görüşme olmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Aydın'ın ana aktörlerle görüşme olmaması, hatta tesadüfen bile görüşülmemesi dolayısıyla planları tutmadığı için Davos'taki temaslardan memnun olmadığı ortaya çıktı diyor Star Kıbrıs ve Kıbrıs Rum basınına dayandırıyor haberini. Akıncı, Anastasiadis ve Ban'la ortak görüşmede müzakere süreciyle ilgili anlattıklarından da hoşnut değil. Anastasiadis'in anlattıkları da Aydin'in sistemli şekilde oluşturmaya çalıştığı izlenimi alaşağı etti. Bu gelişmeler yaşanırken BM Genel Sekreterinin Kıbrıs özel danışmanı Aydın, Ocak ayı içinde planlanan son liderler görüşmesi öncesinde Akıncı'yla görüştü. İnşaat patladı, ağaçlar yok oldu. Sayış 2004 yılından itibaren seri bir şekilde ağaç katliamı yaşandığını ve yüz binlerce ağacın yok olduğunu ifade ederek bunun nedeninin 2004 yılında yaşanan inşaat patlaması olduğunu ifade etti. Ve ortam temiz, toplum temiz, siyaset. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit başkanlığındaki TDP heyetinin Emine Dizdarlı'yı ziyaret ettiği haberi manşetten verildi. Harmancı, hepimiz ders çıkarmalıyız dedi. Özel mülk içerisinde olan ağaçların sorumluluğu Lefkoşa Belediyesi'nde olmamakla birlikte önemli olan bu tür olayların yaşanmasını engelleyecek bilinç ve yapılara ulaşmaktır dedi Mehmet Armancı. Şimdi tatil zamanı, 17 günlük tatil başlıyor. Ertuğruloğlu ombudsman bana soru sormuş değildir dedi. TDP milletvekili Çakıcı mecliste yaptığı konuşmada Ercan Havalimanı'na ilişkin ombudsman raporuna dikkat çekerek Ulaştırma Bakanı Ertuğruloğlu'ndan sorulan sorulara cevap vermesini istedi. Ertuğruloğlu da söz alarak ombudsman tarafından kendisine soru sorulmadığını iddia etti. Ve TDP ile DC adanın yeniden birleştirilmesi ve barış vizyonuna yönelik güçlü bir mesaj vermek amacıyla cumartesi günü iki toplumlu kültür festivali düzenliyor. Unite Cyprus, Kıbrıs'ı birleştir başlığıyla yapılacak festival. United Cyprus isimli festival eş zamanlı olarak Lidra Caddesi'nin sonunda ve Büyükan civarında gerçekleştirilecek. Müzik, kültürel olaylar, sergiler, edebi olaylar ve el sanatlarının yer alacağı festivalin açılışı TDP Genel Başkanı Özyiğit ve DC Genel Başkanı Neofitu tarafından saat 11'de Lokmacı'daki Ara Bölge'de birlikte gerçekleştirilecek.
AİDE uluslararası toplumun Kıbrıs'taki gelişmelere karşı ilgisi ve desteği daha önce hiç olmadığı kadar fazladır dedi ve bu haberle birlikte ortamı da noktaladık. Değerli izleyenler, gazetelerin ön sayfalarını bitirdik. Basında bugünün sonundayız. Değerli izleyenler, basında bugünün ardından şimdi de gazetelerin arka sayfalarına yani spora bakacağız. Kıbrıs'ın enerjisi, Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sunar. Yeni Düzen gazetesi David Adaya geldi. Başlığını spor sayfalarının manşetini taşıdı. Mor Menekşe futbolcusu David'in bonservisini haftalar önce Mor Menekşe'den alan Gayu Çetinkaya nihayet futbolcusuna kavuştu deniliyor. UKÜ'den farklı başlangıçlar handbolde ve kontrolden geçip imzayı attı Doğan'ın 3. yabancı oyuncusu Loro Lamine dün resmen imzayı attı. Yeni Düzen'in spor sayfasının ardından Kıbrıs'a devam edelim. David nihayet başlığıyla aynı haber aktarıldı. Rahmi yükseliyor. Ülkemizin yetiştirdiği başarılı futbolculardan Rahmi Çelik, Mersin İtman Yurdu'nun dün Çaykur Rizespor'la oynadığı 1-0 mağlup oldukları karşılaşmada ilk 11'de 90 dakika sahada kaldı. Havadis'in manşetinde de bir yabancı futbolcu var. Peter İtman'da Kıbrıs Kupası 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Yeni Boğaziçi'ni 4-0 yenen kaymaklı yarın oynanacak rövanş mücadelesinin hazırlıklarına devam etti deniliyor ve Lefke takımı da yabancıya odaklandı. Yabancı furyası var futbolda. Afrika'da Alp Kardeş barajı geçti başını görüyoruz. Türkiye'de yapılacak olan Seyfi Alanya atmalar kış şampiyonası için seçmeler dün yapıldı. Cirit atma rekortmeni Alp Kardeş barajı geçmeyi başardı. Kayseri Erciyes Spor sözleşmemizi tanıdı manşetiyle çıktı Halkın Sesi. Süper Lig ekibi değirmenini Kayseri Erciyesspor'da dinlenmeye giden Viktor konusunda Kayseri Erciyesspor'un takındığı tavırdan dolayı büyük memnuniyet belirtti. Vatan Gazetesi'nin spor sayfasıyla devam edelim. Rahmi Mersin'in gözdesi, 2 sezon öncesi Lefke forması giyen Rahmi Çelik, transfer olduğu Mersin İtman Yurdu formasıyla Türkiye Kupası'nda sahaya ilk 11'de çıktı ve göz doldurdu. Az önce aktardığımız bir haberdi bu da yine. Detayda off-road sezonu Alagadi'de açılıyor denilerek büyükçe bir fotoğraf var. Milli sporcumuz Hüseyin Can Adelen satrançta liderliğe yükseldi. Diğer haberi detayın. Star Kıbrıs'a göz atalım bu kez. Bisikletsiz okul kalmasın kampanyası devam ediyor. Erülkü bisikletsiz okul kalmasın kampanyasına destek vermeye devam ediyor. Son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle Yeni Boğaziçi İlkokulu 10 tane bisiklete kavuştu. Ve ortam Doğan'ın 3. yabancısı Euro başlığıyla çıktı. Görneç Kulüp yöneticisi Alpay İnce gençlik için destek bekliyoruz dedi. İkinci maçların hakemleri belirlendi. İkinci tur elemelerde futbolda ve Federasyon Disiplin Kurulu'nun ceza kararları da açıklandı. Değerli izleyenler, spor gündeminin de sonuna geldik. Kıbrıs'ın enerjisi, Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sundu. Spor haberlerini sunduk. Sırada bu kez ekonomi var. Toyota 2015 yılında üst üste 4. kez dünyada yılın en fazla otomobil satan firması oldu. Japon otomotiv üreticisinin geçen yılki otomobil satışları 10 milyon adedin üzerine çıktı. İkinci sıradaki Volkswagen 9 milyon 930 bin otomobil sattı. Üçüncü sırada ise 9.8 milyon otomobil satan Amerika Birleşik Devletleri'nden General Motors yer aldı.
Facebook'un gelirleri 2015 yılı son çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %52 artış gösterdi. Piyasaların beklentilerini de aşarak 5.84 milyar dolara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin 31 Aralık'a kadarki 3 aylık dönemde sağladığı net karı ise 1.56 milyar dolar oldu. Böylece şirket tarihinde ilk kez bir çeyrekte net karı 1 milyar doların üzerine çıktı. Değerli izleyenler, ekonomi haberlerine de baktık. Sırada dünyadaki gelişmeler var. Değerli izleyenler, İngiltere'den birkaç haber aktaralım size. Stalin Mao'nun dışkısını neden incelettiği sorusu İngiliz basında yer alıyor. Eski bir Sovyet casusu Joseph Stalin'in, yani Sovyetler Birliği'nin liderinin, liderlerinden birinin psikolojik portresini çıkarmak için Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'un dışkısını incelettiğine dair kanıtlar bulduğunu söyledi. 1940'larda Sovyet lideri Stalin'in gizli polis teşkilatı bünyesinde yabancı liderlerin dışkılarını incelemek üzere özel bir bilim birim oluşturduğu iddia ediliyor. Bu birimin varlığı Rus gizli servislerinin arşivlerinde araştırma yapan eski Sovyet ajanı Igor Atamenenko tarafından ortaya çıkarıldı. Atamenenko bir Rus gazetesine, o zaman gizli servislerin bugünkü gibi dinleme cihazları yoktu, uzmanlarımız bu yüzden en abartılı bilgi toplama tekniklerini icat etmişlerdi, dedi. Igor Atamenenko'ya göre Stalin gizli laboratuvarın başına en sadık adamlarından Lavrenti Beria'yı getirmişti. Peki Rus bilim insanları dışkıda ne arıyordu? Atamenenko bu soruyu, örneğin eğer dışkıda yüksek miktarda amino asit triptofan varsa bu o kişinin sakin ve ilişki kurulabilir bir insan olduğuna işaret ediyordu. Ancak dışkıda potasyum eksikliği varsa o kişinin sinirli bir mizacı ve uykusuzluk sorunu olduğunu gösteriyordu diye yanıtlıyor. Yani adam olacak çocuk bilmem neyinden bellidir derler ya, o noktadan yola çıkarak belli ki eğer casuslar iş yapmış. Aralık 1949'da Sovyet ajanları Moskova'yı ziyaret eden Çin lideri Mao'nun dışkısını da incelediler. Mao için özel tuvaletler yapıldı. Bu tuvaletler kanalizasyon sistemine değil, gizli hazinelere bağlıydı. 10 gün boyunca kaldığı konuta fazla fazla yiyecek ve içecek getirilen Mao'nun dışkısı her defasında alınıp analiz ediliyordu. Stalin'in dışkıları incelendikten sonra Mao ile anlaşma imzalamaya yanaşmadığı öne sürülüyor. Joseph Stalin'den sonra iktidara gelen Nikita Khrushchev'in dışkı projesini rafa kaldırdığı ve laboratuvarı kapattığı belirtiliyor. Evet, Stalin Mao'nun dışkısını neden inceletti? BBC'de yer alan enteresan haberlerden bir tanesi. Soğuk Savaş döneminde casuslukla ilgili ne kadar roman, film yapıldı, yazıldı, hala daha da var. Ve bugünün dünyasında da casusluk elbette bilgi toplama, karşı tarafın bilgilerini alma, sadece ülkeler arasında değil, şirketler arasında, bazen kişiler arasında da, hatta bazen aile içinde bile yapılabiliyor böyle istihbarat çalışmaları. Times gazetesinden bir haber, Türkiye ve Rusya Suriye'de çatışabilir. Evet, Türkiye ve Rusya'nın çatışabileceğini yazdı Times gazetesi. Türkiye, iki ülkenin de Suriye sınırındaki askeri varlığını güçlendirdiğine dikkat çekiyor Times. Türkiye, IŞİD'in denetimindeki Cerablus'a yakın bir bölgede sınırın kendi tarafındaki mayınları temizlemeye başladı. Bu, Türkiye'nin bir kara harekat hazırlığında olabileceğinin işareti. Kremlin'de, yani Rusya yönetiminde Kürt güçlerle yakınlaşıyor. Bu hafta ülkenin kuzeydoğusunda Rus subaylar Türkiye'nin burnunun dibindeki Cerablus'a bir operasyonu ele almak için Kürt yetkililerle bir araya geldi. Rusya, askeri havaalanı inşa ettiği Kürtlerin denetimindeki Kamışlı'da 200 asker konuşlandırdı, diyor Times. Ve devam ediyor haber. Türkiye ve Rusya arasında sert bir söz düellosu yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta görüştüğü Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden'a Rusya'nın Kamışlı'daki askeri varlığına müsamaha göstermeyeceklerini söylemişti. Salı günü Kremlin Türkiye'ye cevap verdi ve Ankara'nın Suriye sınırında büyük yığınak yaptığını savundu. Evet, Rusya ile Türkiye Suriye'de birbirine girer mi belirsiz ama Times gazetesi Türkiye kara operasyonuna hazırlanıyor dedi. Biliyorsunuz dün aktarmıştık yine İngiliz basınından, dün veya geçen gün Amerika
Suriye'de Esad rejiminin devamına yeşil ışık yakar bir pozisyona evrildi. Bu da hem İran'la hem de Rusya'yla aynı benzer noktaya geldi Suriye krizi konusunda. Anlamına geliyor. Türkiye ise Esad'ın devrilmesinden yana ta başından beri. Evet, bu haberlere baktık. Times'ın bu haberine baktık. Avrupa Birliği Türkiye'deki kamplardan her yıl 250 bin göçmen alacak. Bir başka haber Times gazetesinde yine Almanya'nın öncülük ettiği plan uyarınca Ege Denizi'nden Yunanistan'a gelen tüm göçmenler Türkiye'ye geri gönderilecek. Avrupa Birliği ülkeleri bunun karşılığında Türkiye'deki kamplardan göçmen alacak denilmiş. Ve WHO, Dünya Sağlık Örgütü açıkladığı Zika virüsü 3-4 milyon kişiye bulaşacak demiş. Bu da yeni bir hastalık değil aslında. 1940'lı yıllardan beri olduğu söyleniyor. Ama Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Teşkilatı WHO bunu yeni duyurdu. Birleşmiş Milletler'e bağlı örgüt, bebeklerin beyin gelişimini engelleyebilen Zika virüsünün bu yıl Amerika kıtasında 3-4 milyon kişiye bulaşacağı tahmininde bulundu. WHO'ya göre bu kişilerin çoğunluğu ise hastalık belirtileri görülmeyecek. Örgüt hızla yayılan virüse karşı acil müdahale ekibi oluşturdu. İsviçre'nin Cenevre kentinde bir açıklama yapan WHO Başkanı Dr. Margaret Chan, örgütün pazartesi günü olağanüstü gündemle toplanacağını açıkladı. Toplantıda Zika virüsüyle nasıl mücadele edilebileceği ele alınacak. Evet, Zika virüsünün tedavisi yokmuş. Soğuk algınlığına benzer ağrılar, ateş, gözlerde yanma, eklem ağrıları ve deri döküntüsü gibi belirtiler de ortaya çıkıyormuş. Ancak bazı insanlarda hiçbir belirti de göstermiyormuş. Virüs nadiren sinir sistemini etkileyip felce yol açabilen Guillain-Barré sendromu gibi hastalıklara da yol açabiliyor denilmiş. Ve tedavisi yok. Aşısı var. Aşısı da yok. En az 10 yıl sonra çıkacak virüse karşı aşı denilmiş. Nasıl yayıldığını anlatıyor. Yine sivrisinekler rol oynamış bu Zika virüsünün yayılmasında dünya ölçeğinde. Disneyland Paris'te silahlı bir kişi gözaltına alındı ve Facebook'ta beğen tuşuna ek emojiler geliyormuş. Facebook severlerin de dikkatine. Değerli izleyenler, İngiltere'de çıkan gazetelere böyle baktık. Şimdi Türkiye'deki bazı gazetelerin ön sayfa haberlerine bakalım. Cumhuriyet gazetesi bugün tel tel dökülüyor diye manşet attı. Savcı İrfan Fidan, Can Dündar ve Erdem Gül hakkında hazırladığı 473 sayfalık iddianame ile bir hukuk skandalına imza attı. Can Dündar ve Erdem Gül hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen iddianamede 22 sayfa bir akademisyenin makalesinden birebir kopyalanmış. Yani intihal yapmış, hırsızlık yapmış savcı Cumhuriyet'in haberine göre. Sürmanşet ise Erdoğan'ın sırrı Süreyya Önder'le yaptığı görüşmenin detayları İmralı tutanaklarında var. Erdoğan'dan çözüme 17-25 Aralık şantajı denmiş. Erdoğan'ın Önder'e Kürtlerin oyuna gelmemeleri durumunda çözüm için daha rahat olunacağını söylediği ortaya çıktı. Kozmik Hakim'e soruşturma izni bir diğer haber. Cumhuriyet'te 0 Birlik Tetkik Kurulu'nda arama yapılmıştı denilmiş. Ve Barzani Koç'a taziyeye gitti. Diyarbakır Divan'daki kabuller sona erdi deniliyor. Ekonomi gazetesi Dünya Bakanlık el attı. Artık atık pazarında kilit çözülüyor denilmiş. On binlerce kağıt toplayıcısını işsiz bırakma riski taşıyan uygulama esnetiliyor. Toplayıcıdan alım yapılabilecek denilmiş. Ve 30 günlük kıdemden geri dönüş olmayacak Çalışma Bakanlığı'nın açıklamaları böyle Türkiye için. Düşen petrol 400 şirketi iflas ettirecek. Küresel bazda yaprak dökümü beklentisi var. Petrol fiyatları düşünce 400 şirket batacak diyor Dünya Gazetesi. Hürriyet 400 metre krizi dedi.
Cizre'de bir binada mahsur kalan yaralıları almak için iki ambulans eve 1 kilometre uzaklıkta bekliyor. Ambulanslar gün içinde 3 kez harekete geçti ancak binaya 400 metre yaklaşılabildi. Neden? Çünkü orada panzerler yaralıların çıkmasına, hatta ceset de olduğu söyleniyor o binada. Cesetlerin ve yaralıların ambulansa alınmasına engel olunduğu yönünde bilgiler var. Erdoğan yeni anayasadan beklentisini açıkladı. Kuvvetler uyumu diyor. Evet, kuvvetler uyumu. Kuvvetler ayrımı prensibi yasama, yürütme ve yargı erklerinin, yani hükümetin, parlamentonun ve mahkemelerin birbirinden bağımsız ve birbirinden ayrı çalışmasını ve bir şekilde böyle denetim sağlamasını öngörüyor. Kuvvetler uyumu ise aslında kuvvetin, bütün kuvvetlerin bir elde toplanması anlamına geliyor. Bunun da lügattaki adına diktatörlük deniyor, tiranlık deniyor, padişahlık da denebiliyor, şahlık vesaire de denebiliyor. Kuvvetler uyumu başka türlü tarif edilemez. Milliyet görevimiz yaşatmak demiş Sağlık Bakanı Bodrum'daki yaralılar tartışması için. Bu Bodrum, Bodrum kasabası değil yani, tatil kasabası. Bu Bodrum, binanın Bodrum'u. Bodrum'daki yaralılar tartışması için art niyetliler var dedi. Bakanın aradığı yetkili PKK'lı ateşi nedeniyle eve yaklaşamadıklarını söyledi. Bölgeden gelen bilgiler ise tersini söylüyor bunun. Ve başkanlık hastalığı Türkiye'yi kasıp kavuran yeni dalga dedi sözcü. Yandaş basın başkanlık olmazsa kaos olur diyerek tehditler savuruyor. Erdoğan da başkanlıkla yatıyor, başkanlıkla kalkıyor denilmiş ve 5 şehidi toprağa verdik. Nereye bu gidiş diye soruyor. Tabutlar askerin omuzlarında giderken nereye bu gidiş diye sordu sözcü. Taraf zam gelince güven gitti demiş. Hükümet yaptığı ücret artışlarını tek kalemde zamlarla geri alınca ekonomide güven kalmadı. Dolar bazında küçülen ekonomi işsizlikte artışın da habercisi oldu. Yani ben yapacağım bu işi artık gerçekten. Bu tür haberleri eskiden Halil İbrahim Akça'ya gönderirdik. Şimdi onun rolüne soyunan ve KKTC'yi mamur etme gibi bir misyonu kendi kendine biçen Yardım Heyeti Başkanı Ertan Tosun'a ithaf edilir. Zam gelince güven gitti. Nerede? Tabii ki Türkiye'de. Hükümet yaptığı ücret artışlarını tek kalemde zamlarla geri aldı. Ekonomide güven kalmadı. Dolar bazında ekonomi küçüldü. İşsizliğin de hortlaması, artması bekleniyor. Ertan Bey'e, KKTC'ye biçtiği kıyafet nedeniyle, Türkiye'deki örneklerden yola çıkarak biçtiği kıyafet nedeniyle ithaf ederim ben bu haberi. Zaman gazetesiyle bitiriyoruz. Muhbir memur mu aranıyor? Valiliğin skandal talebine sendikalardan tepki geldi. İstanbul Valiliği emniyette görevlendirilmek üzere 39 ilçeden gönüllü 30'ar memur belirlemesini istedi. Polislerle birlikte çalışacak 1170 sivil memurun ne iş yapacağı merak konusu oldu. Sendikalar muhbirlik mekanizması kuruluyor diye gösterildi. Evet, korku imparatorluğunda yanınızdakine bile güvenmeyeceksiniz. Şimdi Damla'ya ben nasıl güveneyim diye düşüneceksiniz. Yönetmen acaba ne yapıyor? Kameraman şu anda bir iş mi çeviriyor? Bir böyle bir paranoya havası. Böyle olunca insanlar bir araya gelip örgütlenemez, baş kaldıramaz ve hesap soramaz. Çok kolay idare edilir. İstenen bu. Türkiye'de memurlar muhbir yapılmak isteniyor. Zamanın haberi böyleydi. Türkiye basınıyla birlikte dünya haberlerinin de sonuna geldik. Dünya haberleriyle birlikte sabah kahvesinin sonundayız. Az sonra Radyo Gazetesi'nde her cuma olduğu gibi serbest kürsüyle karşınıza alacağız. Telefonlarımız yine size açık olacak. Sizlerden telefon geldiği sürece de birlikteliğimize devam edebileceğiz saat 10'a kadar serbest kürsüde. Değerli izleyenler, serbest kürsüde sizleri dinleyeceğiz birazdan. Hepinize güzel bir cuma dileyelim. Ocak ayını bitirdik. Ocak ayının son sabah kahvesini noktaladık. Pazartesi sabahı birlikte olmayı umut ediyoruz. Hafta sonunuz da keyifli geçsin, güzel geçsin. Görüşmek üzere.
Sabah kahvesi.